Merhaba arkadaşlar, ben Alif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Size bugün DGS'de kesin çıkacak 10 tane soru tipinden bahsedeceğim ve bunların çözümlerini size vereceğim. PDF'i de arkadaşlar videonun altındaki linkten bulabilirsiniz. DGS'de kesin olarak çıkacak 10 tane soruya geçmeden önce videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Video ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca şu an DGS'de kamplara başladık. Cebir kampları, problem kampları, sayısal mantık, permütasyon, kombinasyon, olasılık kamp ve geometri kamp olmak üzere 5 tane kamp yapıyoruz arkadaşlar. Cebir kampımız pazartesi günü başlıyor. Cebir kampına ya da problemler kampına ya da sayısal mantık kampına katılmak isteyen arkadaşlar Instagram'dan bana yazabilir ya da videonun altına katılma formu koyacağım arkadaşlar. Cüzi bir ücretle kamp ücreti alınacak. Ücretli olacak ama cüzi bir ücret olacak. Ve buradaki sorulara benzer sorular çözeceğiz sizinle. Sınav ayarında sorulardan oluşan bir kamp yapacağız arkadaşlar. Her gün bir konu bitirecek şekilde bir kampımız olacak. Sizi daha da merakta bırakmadan DGS'de kesin olarak çıkacak 10 tane soru tipi nedir ve bu sorular nasıl çözülür? ÖSYM nasıl sorular soruyor? DGS ayarındaki sorular nelerdir arkadaşlar? Biraz bunlara bakalım. Şimdi birinci sorumuz arkadaşlar şekilli bir soru. ÖSYM'nin 2018 yılında şekil sordu. Yine şekil sorma ihtimali var arkadaşlar. Böyle basit bir tane rasyonel sayılardan oluşan bir şekil sorusunun gelme ihtimali var. Birinci soru şekilli soru da olabilir ya da birinci soru şu şekilde klasik bir soru da olabilir arkadaşlar. Birinci soru şekil gelirse kesinlikle panik yapmayın. Sorunun çözümü kesinlikle çok kolaydır. Bundan emin olun. Panik yaparsanız o soru çıkmaz arkadaşlar. Şekilli sorulardan da korkmayın. Yeni nesil sorular dediğimiz sorular arkadaşlar sınavda TYT'de daha çok soruluyor bu sorular ama DGS'de de bu soruların sorulma ihtimali var. Bilginiz olsun. Şimdi sorumuza gelecek olursak arkadaşlar bir kareli şekil var. Bu şekil önce 4 eşit parçaya ayrılıyor. Daha sonra bu parçalardan biri de sarıya boyanıyor. Sonra bu parçalardan biri yine 4 eşit parçaya ayrılıyor. Ve bunlardan 2 tanesi sarıya boyanıyor. Son durumda boyalı şeklin alanının tüm şeklin alanına oranını bize sormakta arkadaşlar. Şimdi böyle bir soru da arkadaşlar. Öncelikle şekli tanımaya çalışacaksınız. Bu şekli 4 eşit parçaya bölmüş. Bunların her birine bir bir derseniz, bu şekilde bir bir derseniz burası 4 parça yapar. Bu 4 parça yapıyorsa eğer bunların her biri de 4 parça yapması gerekmiyor mu? Bunların her biri 4 parça yapması lazım. Dolayısıyla şeklimizin tamamı 16 parçadan oluşan bir şekil. Kaç tanesi boyanmış? 4 burada var, 1 burada var, 1 burada var. Toplam 6 tane boyanmış oluyor. Siz bunu sadeleştirdiğinizde 3 bölü 8 buluyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Şekilli sorular böyle. Buna benzer bir soru gelebilir. Dediğim gibi eğer şekilli soru gelmezse birinci soru bu şekilde rasyonel sayılardan oluşan daha basit de olabilir bu ayarda da olabilir bir soru olacaktır. Şimdi 0,6 neye eşit arkadaşlar? 0,6 6 bölü 10'a eşit oluyor. Burası ise devirli bir sayı. Devirli sayıyı nasıl buluyorduk? 36'dan 3'ü çıkarıyorduk. 33. 33'ü siz 90'a bölmeniz lazım. 6 bölü 10, 33 bölü 90 olur. Şimdi son durumda şurada bir sadeleştirme işlemini yapalım. 33'ü 3'e böldüğümüzde burayı 11, 3'e böldüğümüzde burayı 30 bulacaksınız. 11 bölü 30. 6 bölü 10, 11 bölü 30. Sonra biz şurayı arkadaşlar 3 ile genişletelim. 3 ile genişlettiğimizde yukarıda 14 var. Aşağıda ise 6 kere 3 18. 18'den 11'i çıkarmanız ve paydaya 30 yazmanız lazım. Burada sonra bir bölme işlemi var 0,5. 0,5 dediğimiz 1 bölü 2'dir. Şimdi 14'ü arkadaşlar 18'den 11'i çıkardığımızda 7 bölü 30 olması lazım. Bölü 1 bölü 2'den bahsediyoruz. Eşittir. Birincisi olduğu gibi kalacak, ikincisi ters dönecek. Dolayısıyla 30 bölü 7'den bahsediyoruz. Sonra buradan arkadaşlar sadeleştirme işlemi yapacağız. Bunu buna böldüğümüzde 2, 2 ile 30'u çarpacağız ve 1 bölü 2'ye bölmemiz lazım. 2 kere 30, 60. 60 bölü 1 bölü 2'den bahsediyoruz. Birincisi olduğu gibi kaldı, ikincisi ters döndü, çarpıldı. Buranın sonucu 120 olacak. Evet, bu soru da arkadaşlar böyle bir soru gelme ihtimali yüksek.
İkinci sorumuz sayı basamakları ile ilgili bir soru ve DGS'de bu soru buna benzer bir soru kesinlikle geliyor. Şimdi burada arkadaşlar ya çözümleme yapacaksınız ki çoğu kere bu tür sorularda çözümleme işe yaramaz. Deneme yanılma yoluyla bu soruyu çözmeniz lazım. A ile B'nin toplamını bize soruyor. Şimdi arkadaşlar buraya bakarsak şimdi 2'den A'yı çıkarmış A'yı bulmuş. 2'den 1 çıkarmış, 1 bulmuş olma ihtimali var. 2'den 1 çıkarmış, 1 bulmuş olması lazım. Şimdi A'dan da B'yi çıkarmış, 0 bulduysa eğer. Şimdi A'yı 1 kabul ederseniz 1'den buraya bir onluk atacağız son durumda. Onluk atmamız gerekecek gibi duruyor. A'dan B'yi çıkardığımızda 0 oluyorsa eğer B'nin de 1 olması gerekir bu durumda. A 1, B 1 sonucu 0 olması lazım. Bakıyoruz şıklara. 2 var mı? 2 yok. Demek ki o zaman B 0 olamayacağına göre B 1 de olamıyor. O zaman A'ya 1 veremiyorsunuz. 2'den ne çıkarırsak kendisi yapar. A ile A'yı topladığımızda 2 olmuyorsa A ile A'yı topladığımızda 12 olması lazım. O zaman biz şuralara 6, 6 vermek zorundayız. O zaman A'ya 6 vermen lazım. 2'den 6 çıkmaz. Buradan buraya bir onluk attık. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Şimdi A'yı 6 kabul edersek, 6 kabul edersek 6 ile 8'i topladık. 14 o da B'ye eşit olması lazım. B'den buraya bir onluk attığımız için B'nin bir azalmış olması ve B'nin buradan 5 olması gerekir ki 15'ten buraya bir onluk attık. 14 kaldı. 14'ten 6'yı çıkardık. 8 kalması gerekiyor. Bakalım yerine koyduğumuzda sağlayacak mı? A'ya 6 verdik. B'ye biz buradan 5 verdik arkadaşlar. Şimdi 5'ten 6 çıkmaz. Yani şimdi buradan buraya bir onluk verdik. Burası 4 oldu. 4'ten 6 çıkmayacağına göre buradan da buraya bir onluk verilmiş olması gerekiyor. O zaman A burada 6 ama bir onluk gittiği için 5 olacak. 5'ten de 5 çıktığında 0 olacak. Oluyor mu? Oluyor. O zaman A'ya 6, B'ye 5 değerini verdiğimizde bunların toplamı bize 11 sonucunu verecek. İkinci sorumuz da böyle arkadaşlar. Üçüncü sorumuz faktöriyel sorusu. Kesinlikle gelen bir soru. Son yıllarda ÖSYM'e böyle sorular soruyor. Faktöriyel ilgili böyle bölmeli sorular geliyor. 2 bölü 4 faktöriyeli 2 bölü 4 faktöriyeli 24 kabul edebiliriz. Yani bu şekilde yazabiliriz. 1 bölü 5 faktöriyel de yine 1 bölü 120 yazılabilir. Şimdi geldik. Bu 6 ve 7 büyük değerler olduğu için siz burayı 7 ile genişletirseniz yukarısı 7 bölü 6 kere 7. Yani şimdi 6 faktöriyel çarpı 7'yi arkadaşlar direkt 7 faktöriyel olarak yazabiliriz. Burası 7 faktöriyel oluyor. Artık 2 bölü 7 faktöriyel olur burası. Şimdi baktığımızda şurası 2 bölü 24. Ben diyorum ki bunu payı ve paydayı 5 ile genişleteyim. 5 kere 2 10. 10'dan 1 çıktı 9. 9 bölü 120 olsun yukarısı. Aşağısı da 7 ile 2'yi topladık 9. 9 bölü 7 faktöriyel. Birincisi olduğu gibi kalsın 9 bölü 120. İkincisi ters dönsün 7 faktöriyel bölü 9. Şimdi buradan sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. 9, 9'u götürdük. Şimdi 7 faktöriyeli de 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel aşağısı 120. 5 faktöriyel de 120'yi götürür. 7 kere 6, 42. Evet, bu da D şıkkı oluyor. Dördüncü soru arkadaşlar. Şimdi biz da buna benzer sorular çözüyoruz. Nasıl sorular çözüyoruz diye merak eden arkadaşlarımız olacak. Bu sorular kamptaki sorulara benzer sorular. Bu ifade tek bir ifadeye eşitmiş. Buna göre bunlardan hangileri her zaman doğrudur? Şimdi bu ifadenin sonucu eğer tekse şurası tek, burası çift olması gerekir ya da burası çift, burası tek olması gerekir. Tamam mı? Şimdi x ZY diyelim. XZY diyelim. Bu şekilde tek tek bakalım. X ile Z'nin çarpımı tekse şuranın tek, buranın tek olması, Y'nin çift olması gerekir. X ile Z'nin çarpımı çiftse arkadaşlar bakın X ile Z'nin çarpımı çiftse bir tanesi çift olacak. Ama hangisi çift olacak bilmiyoruz. Dolayısıyla X'e tek, Z'ye çift, Y'ye tek verebiliriz. Ya da X'e çift, Y'ye, Z'ye mesela tek, Y'ye zaten tek vermek zorundayız. Ya da ikisine de çift verebiliriz. Yani X'e çift,
Z'ye çift, Y'ye yine tek vermek zorundayız. Yani Y'nin durumu. Bu şekilde dört tane durum çıkıyor ortaya. Bunlara tek tek bakmamız gerekir. X ile Y'nin toplamı çift ise, X ile Y'nin toplamının çift olduğu durumlar tekle çift olmaz. Tekle tek olabilir. X ile Y'nin toplamının çift olduğu tek durum burası olur. Y ile Z'nin toplamı tektir. Şimdi bu duruma baktığımızda Y ile Z'nin toplamı, yani tekle çiftin toplamı tek oluyor mu? Oluyor. O zaman buradan birincisi kesinlikle doğru. İkincisi Z tek ise, Z'nin tek olduğu tek durum neresi? Burası. Y burası. İki tane durum var. Z'nin tek olduğu durumlar. Şimdi şuraları biz 1, 2, 3 ve 4 değerini verirsek Z'nin tek olduğu durumlar 1 ve 3. X eksi Y tek. Şimdi Z'nin tek olduğu yerler buralar olduğu için tekten çift çıkardığımızda tek olur. Çiftten tek çıkardığımızda tek olacak. Dolayısıyla bu da kesin olarak doğru diyebiliriz. Y tek ise, şimdi Y'nin tek olduğu 3 tane durum var arkadaşlar. Y tek ise X ile Z'nin toplamı tektir. Buranın toplamı tek. Buranın toplamı tek ama buranın toplamı çift olma ihtimali var. Dolayısıyla bu kesin değil. Cevap buradan 1 ve 2 olur. Kesinlikle gelecek soru tipi arkadaşlar. Dördüncü soru. Şimdiye kadar çözdüğümüz soruların tamamı kesinlikle bu soruları DGS'de göreceksiniz. Beşinci soru köklü sayılarla ilgili bir soru. Köklü sayılardan iki tane soru geliyor. Bir tanesi kolay, bir tanesi zor. Ben biraz kolay sorusunu ama bu soru tipi her sene banko gelen bir soru. Biraz daha bunun zor kısmı da geliyor. Tabii biz bunların hepsini anlatıyoruz aslında. Zaten online dersler yapıyoruz. DGS gruplarımız var, kamplar var. Bunların hepsi anlatılıyor arkadaşlar. Detaylı olarak bunların hepsi anlatılıyor. Şimdi şurayı kök 5 artı 2 eşlenikle genişleteceğiz. Şurayı da 3 eksi kök 5 ile genişletmemiz gerekir. Şimdi yukarıyı kök 5 artı 2 kabul edebiliriz. Aşağıyı kök 5'in karesi 5, 2'nin karesi 4. Eşlenik olduğu için zaten direkt böyle yazıyoruz. Sonra biz 4'ü parantez açalım. Şu şekilde 3 eksi kök 5'i yukarı bir kere yazalım. Aşağıda 3'ün karesi 9, kök 5'in karesi 5, 9'dan 5 çıkacak şekilde yazalım. Bak şimdi şurası şurayı götürdü. Burası zaten 1. İfadede ne kalıyor arkadaşlar? Buranın sonucunda ne kalıyor? Burası kök 5 artı 2 kalıyor. Sonra bir yerde 3 var. Eksi kök 5 var. Sonra buradaki kök 5'lerin de birbirini götürdüğünü, 2 ile 3'ün toplamının 5 olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. 5 böyle. 6. soru üslü sayılarla ilgili bir soru arkadaşlar. Bu soru tipi de yine DGS'de gelecek bir soru. Şimdi 2 eksi 2 üzeri eksi 3. Bir kere arkadaşlar çift sayıların tek kuvvetleri yani çift sayıların tek kuvvetleri değil. Negatif sayıların tek kuvveti negatiftir. Negatif bir sayının çift kuvveti burası pozitif olmak zorunda, burası negatif olmak zorunda. Yani sonuç olarak şurası negatif. Şuranın sonucu pozitif ama önünde bir eksi de var. Buranın sonucu negatif olmak zorunda. 2'yi eksi 2'yi ters çeviriyoruz. 1 bölü 8 yani 1 bölü 2 üçüncü kuvvetini aldığımızda eksi 1 bölü 8 oluyor. Bakın burası eksi 1 bölü 8 artı. Burası pozitif olacak. Artı oluyor. Şurası eksiymiş. Pardon. Şimdi şurası eksi arkadaşlar. Sonra parantez açıyoruz. Artı eksi 3'ün karesi. Eksi 3'ün eksi ikinci kuvveti. Yani 1 bölü 3'ün karesi olduğu için burası da 1 bölü 9 olacak. Bu şekilde yazıyoruz yukarıyı. Şimdi aşağıya geldik. Burası da yine sonuç negatif olmak zorunda. Eksi 6'yı ters çeviriyoruz. 1 bölü 6 üçüncü kuvvetini aldığımızda 1 bölü 216 oluyor. Sonra bölü diyoruz. 4'ün karesi 16. 1 ile topladık 17. Bura bu şekilde. Şimdi yukarı bir düzeyde yapalım. Eksi 1 bölü 8 artı ile eksi çarpışır eksi olur. Eksi 1 bölü 9 olacak yukarısı. Aşağısı da eksi 1 bölü 216 bölü burada 17 var. Şimdi burayı 9'la, burayı 8'le, yukarısı ne olur? 9, 8, 17 olacak. Yukarısı eksi 17 bölü 72 olacak. Bu ters dönecek. Eksi 216 bölü 1 olacak. Burada buranın sonucunda, şuranın sonucunun da 17'ye bölünmesi lazım. Şimdi buradan 216 ile 72 arkadaşlar sadeleşir. Bakın burası buranın 3 katı.
Eksi 3 oluyor. Eksi 17 ile çarptığımızda sonuç eksi artı 51 olur. Artı 51 eksi eksi artı olacak. 51'i 17'ye böldüğümüzde sonucu 3 bulmamız gerekir. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Yani şimdi negatif sayıların tek kuvvetleri negatif, negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif, negatif sayıların tek kuvvetleri negatif. Bu mantıkla bir de önlerinde eksi var. Şunları da unutmadan arkadaşlar yerine koyduğumuzda çıkacak. ÖSYM'nin en sevdiği sorulardan biri arkadaşlar, mutlak değer sorusu, basit eşitsizlik sorusu. ÖSYM bu soruları çok seviyor ve mutlak değerde biraz da böyle yeni nesil sorular diyebileceğimiz şekilli değil ama böyle içinde biraz hikayeleştirilmiş soruları ÖSYM seviyor. Ben de sizin için güzel bir soru hazırladım. Bunu beraber çözelim. Bir A reel sayısının K sayısına olan uzaklığı mutlak değer AK şeklinde gösteriliyor. Eksi 3'ün 4'e olan uzaklığı 7 şeklinde örnek olarak vermişiz. Dolayısıyla bu x eksi 2'nin eksi 3'e olan uzaklığı 2x eksi 2 denklemini sağlayan x değerini bize soruyor. Şimdi uzaklık kavramından bahsediyorsak bir kere mutlak değer olmak zorunda. Mutlak değer olması lazım. Yani x eksi 2 ifadesinin eksi 3'e olan uzaklığını soruyor. X eksi 2, şimdi x eksi 2 şurası eksi 3 olacağı için x eksi 2 burada da olabilir. Burada da olabilir arkadaşlar. İki yerde olabileceğinden dolayı mutlak değer koymak zorundasınız siz buna. X eksi 2 eksi eksi 3'ten burası artı 3 oluyor. Eşittir 2 x eksi 2. Bu mutlak değeri çözmemiz lazım. Buradan x artı 1 eşittir 2x eksi 2. Şimdi mutlak değer iki şekilde çıkıyordu. Birincisi olduğu gibi x artı 1 eşittir 2x eksi 2. X'i buraya, bunu buraya attığımızda x eşittir 3 çıkıyor. 3'ü getirip yerine yazdığımızda 3'ten 2 çıktı 1. 1'in eksi 3'e olan uzaklığı 4 birim. Getirip yerine yazdığımızda 4 eşittir 4 buluyor muyuz? Buluyoruz. Bu doğru bir cevap. Şimdi devam edelim. İkinciye bakalım. İkincisi olacak mı olmayacak mı ona bakalım. Mutlak değer negatif olarak da çıkabilir. Eksi parantezinde x artı 1 eşittir 2x eksi 2. Eksiyi dağıtalım. Eksi x eksi 1 eşittir 2x eksi 2. Eksi x'i bu tarafa attık. 3x oldu. Eksi 2'yi bu tarafa attık. 1 oldu. X eşittir 1 bölü 3 oldu. Şimdi 1 bölü 3'ü getirip buraya yazdığınızda buranın sonucu negatif geliyor. Mutlak değer dışarı negatif olarak çıkamayacağı için siz bunu alamazsınız. Alacağınız tek değer 3 olmak zorunda. Böyle bir mutlak değer sorusu da göreceksiniz arkadaşlar. Evet, bakın böyle sizin için gerçekten farklı sorular, sınav ayarında sorular hazırlamaya çalıştık ve bu sorular ben eminim sınavda bu tür sorular, buna benzer sorular gelecektir. Zaten deneme yazıyorum arkadaşlar. İnşallah deneme biterse sınavdan önce canlı deneme çözümlerimiz olacak. Onlara da katılmanızı ben kesinlikle tavsiye ediyorum. 8. soru, kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayıya mükemmel sayı denir. Örneğin 6 bir mükemmel sayıdır çünkü 6'nın pozitif bölenleri 1, 2, 3 ve 6'dır. Kendisi hariç diğerlerini toplarsak sonuç 6'ya eşit oluyor. Mükemmel sayı ile ilgili bir formül var. 2 üzeri p eksi 1, 2p eksi 1, p asal olmak şeklinde 3 basamaklı mükemmel sayının rakamlarının toplamını soruyor. Şimdi p asalsa arkadaşlar o zaman p'yi bir kere 2 kabul edelim. 2 verdiğimizde şuraya yazayım. Şimdi eğer p asalsa şimdi p'ye biz 2 değerini verdiğimizi 2 üzeri 2 eksi 1'den 2 üzeri 2 eksi 1'den 2 üzeri 1 çarpı 2'nin karesi eksi 1'den zaten burası 6 olur. Yani 6'nın zaten mükemmel sayı olduğunu zaten yukarıda verdik. P'yi bir de 3 kabul edelim. 3 verdiğimizde 2 üzeri 3 eksi 1'den 2'nin karesi 2 üzeri 3 eksi 1. Buradan 4. 4 kere 7 28. 28 de bir mükemmel sayı. P'ye 4 veremeyeceğimiz için P'ye biz 5 değerini verelim arkadaşlar. 2 üzeri 5 eksi 1'den 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 5 eksi 1'den buradan 16 çarpı 31 değerini bulmuş oluyoruz. O zaman 16 ile 31'i çarptığımızda 3 basamaklı bir mükemmel sayı bulmuş olacağız. 31 ile 16'yı çarpalım. Burası 186 olacak. Burası 31 oluyor. Topladığımızda burada 6 var, burada 9 var, burada 4 var. Bunları rakamlarının toplamını bize soruyor. 496.
Rakamlarını topladığımız zaman 3 basamaklı mükemmel sayının rakamlarının toplamı 19 olur. Şimdi siz P'ye 5 verdikten sonra bir de P'ye 7 değerini vermeniz gerekir. Ama 7 verdiğinizde 3 basamaklı bir sayı bulamayacaksınız. 4 basamaklı ya da 5 basamaklı bir sayı bulacaksınız. Muhtemelen 4 basamaklı bir sayı bulacaksınız. Yani böyle bir soru arkadaşlar. Soruyu algılamak önemli. 9. soru ardışık sayılarla ilgili yine güzel bir soru. B kare eksi a kare eksi b ve 3 tane a eksi b sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık tek sayılardır. Buna göre a ile b'nin toplamını bize soruyor. Şimdi bunlar ardışık tek sayılarsa arkadaşlar bu iki sayı arasındaki farkın ya da bu iki sayı arasındaki farkın 2 olması lazım. Yani buradaki fark 2, buradaki fark 2 olmak zorunda. Dolayısıyla a kare eksi b'den b kare eksi a'yı çıkardığımızda sonuç 2 olmak zorunda. A kare eksi b eksi burası b kare eksi eksi artı oluyor. Buradan artı burası 2 olacak. Şimdi a kareler ve b kareleri biz bir kere yan yana getirelim. A kare eksi b kare. Şurayı da a eksi b şeklinde yazalım. Burası 2 olacak. A kare b kareyi a artı b a eksi b şeklinde yazalım. A artı b çarpı a eksi b artı parantez a eksi b, o da şu oluyor zaten, eşittir 2 oluyor. Şimdi biz burayı a eksi b parantezine aldığımızda arkadaşlar a artı b, burada hiçbir şey kalmadığı için, şurada hiçbir şey kalmadığı için buraya 1 vermek zorundasınız. Sonuç 2. 2 nedir? 1 ile 2'nin çarpımı 2'dir. O zaman a eksi b ifadesi 1. Buradan a artı b ifadesi de 1 olur. Alt alta topladığımızda 2a buradan 2 olacak. A'ya buradan 1 bulmuş oluyoruz. A 1 ise b buradan 0 olmak zorunda. Şimdi bunları getirip yerine yazdığımızda ne olacak? Hakikaten olacak mı? B'ye 0, A'ya 1 verdiğinizde burası eksi 1. A'ya 1, B'ye 0 verdiğinizde burası 1. Burası da 3 oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Bunlar ardışık tek sayılar oluyor. O zaman A ile B'nin toplamının sonucu ne olur? A 1, B 0 olduğu için toplamları 1 olur. Güzel soru değil mi? Evet, geldik 10. ve son soruya arkadaşlar. Sınavda DGS sınavında çıkacak ilk 20 soru şeklinde bir videoda hazırlayabilirim. Bu videonun beğeni durumuna bakacağım. Gerçekten güzel beğeniler, güzel dönüşler alırsam ikinci bir videoda hazırlayabilirim. Rakamları pozitif doğal sayılardan oluşan ve birbirinden farklı 3 basamaklı bir sayının birler basamağındaki rakam, bakın birler basamağındaki rakam, diğer basamaklarındaki rakamların çarpımına tam bölünüyorsa böyle sayılara bir katlı sayı denir. Örneğin 412 bir katlı bir sayıdır. En büyük bir katlı sayı ile en küçük bir katlı sayının farkını bize soruyor. Şimdi birler basamağındaki rakam diğer basamağındaki rakamların çarpımına tam bölünecek. O zaman en büyük olması için ben buraya 9, buraya 8 versem 9 kere 8 72. 72 rakamlar da birbirinden farklı olacağı için 9'a 8'e 7 olmaz. 6'ya bölünmesi lazım. En büyük 986 olur. En küçük de arkadaşlar küçük olması için ben buraya 1. Rakamlar madem birbirinden farklıymış, o zaman buraya 0 verdiğim zaman işte 0'a bölünebilen bir sayı olması lazım. Buraya 0 verdiğim zaman, buraya 3 verdiğim zaman işte 0 bölü 3. Ya sıfıra bölünebilen bir değer, pozitif doğal sayılardan oluşan dediği için normalde sıfır da olur arkadaşlar, ama pozitif doğal sayılardan oluşan bir şey dediğimiz için sıfır olmaz. Şimdi dolayısıyla buraya 1, buraya 2 vermek zorundayız. 1 kere 2 sonuçta bölünebilmesi için buranın 1 olması lazım. Olmaz. 2 olması lazım. Olmaz. O zaman buraya 3 verdiğimizde de olmaz. Buraya 4, buraya da 2 vermek zorundasınız arkadaşlar. Bunun başka yolu yok. 844 olması lazım arkadaşlar. Şurada 842 var. Burada 4 olması. Şu cevap 844 olması lazım. En büyük sayı 986. En küçük sayı da buraya 1 verdiğimizde buraya 4 vermek zorundayız. Buraya da 2 vermek zorundayız. 142 sayısı 6'dan 2 çıkardığımızda 4 olması lazım. 8'den 4 çıkardık. 844 olması gerekiyor arkadaşlar. Şurada 842 yazmışız. 844 olması lazım.
DGS'de çıkabilecek 10 tane soru tipi arkadaşlar. Bu sorulara benzer 10 tane soru göreceksiniz. Sınavdan çıkın gelin bu videoyu bir daha izleyin. Diyeceksiniz ki hocam hakikaten 10 tane soru hazırlamışsınız. Sınavda bunlara benzer 8-9 tane aynı belki %80 %90 benzer sorular göreceksiniz arkadaşlar. Tabii ki birebir çıkması yani birebir çıkmasını isterim ama birebir çıkması mümkün değil arkadaşlar. Ama buna benzer sorular göreceksiniz. Yine bir videoda arkadaşlar DGS'de belki çıkacak ilk 20 soru veya problemlerde çıkacak en çok çıkan problem soruları nelerdir? Bununla ilgili bir video çekebilirim. Dediğim gibi kamplar var arkadaşlar. C1 kampları, problem kampları. Bunlara da katılmanızı ben şiddetle tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.